akşamlar. KRT ekranlarında Açık Tribün programına hoş geldiniz. Ben Ali Murat Amarat, sevgili Gülengül Altınsay'la dopdolu bir gündemle karşınızdayız. Hakikaten dopdolu bir gündemimiz var. Çok hızlı konuşalım. Sığdırabilecek miyiz bakalım? Bakalım sığdırdığımız kadarıyla ama birçok şeyi de sığdıracağız. O zaman öncelikle haftanın herhalde sonuçlarını, bir puan tablosunu onu bir hatırlayalım. Milli maç arasına gittik malum. Büyükler kazandı. Dört büyükler kazandı. Puan tablosu karıştı. Beşi de şey yaptı. Evet, puan tablosu da karıştı. Evet. Şu anda biliyorsunuz lider Sivasspor 21 puanla. Fenerbahçe'nin 20 puanı var. Trabzonspor, Alanyaspor, Başakşehir, Galatasaray onların 19 puanı var. Yeni Malatyaspor'un 18, Beşiktaş'ın 18. Yani 1 ile 8 arasının 18 puanına sıkıştığı inanılmaz bir puan tablosu var. Haftanın hani skorları bağlamında işte onları da malum Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maç, Trabzonspor'un Alanyaspor'u 1-0 yenip liderlikten ettiği maç, Beşiktaş'ın Denizlispor'u 1-0 yendiği maç, Galatasaray'ın 2-0'lık Gaziantep'ten galibiyetle dönmesi, hepsinden bahsedeceğiz. Ama öncelikle isterseniz liderle başlayalım. Hemen tempolu gidelim ve Sivasspor'a gelelim. Evet. El değiştirdi liderlik. Yine sonunda bir başka Anadolu takımına geçti. Ama zaten farklar çok azdı. Sürekli söylediğimiz gibi kayıplar sezonu yaşıyoruz. Puan kayıpları sezonu yaşıyoruz. Zaten o demin söylediğimiz yani bu kadar az fark olması 1. ile 8. arasında sadece 3 puan fark olması da takımların sürekli kayıplı gitmeleri nedeniyle oldu. Yani bu hafta daha çok şampiyonluğa oynayan takımların, öyle adlandırdığımız takımların kazandığı bir hafta oldu ama yine gördüğünüz gibi liderlik bir Anadolu takımının eline geçti. Ama bu da şey değil, yani tesadüfi bir şey değil. Evet, kayıplı oynuyor takımlar. Evet, büyük takımlar özellikle lige hazır değiller. Çok yeniden sürekli her sezon yeniden yapılanma nedeniyle takımları henüz oturmuş değil. İstenilen futbolu oynayamıyorlar. Ama buna karşın daha bilinçli, daha ne yaptığını bilerek hareket eden Anadolu takımları çok iyi bir performansla bu haftaya kadar geldiler. 11. haftayı doldurdular. Geçen hafta da yine değinmiştik. Bu da tesadüf değil. Sivas'ın oturmuş bir kadrosu var. Geçen seneden beri üstüne koya koya geliyor. Rıza Çalınbay'ın zaten hep böyle bir istikrarlı, kendisi de hep futbol hayatında çok istikrarlı birisiydi. Aynı futbolculuğu gibi takımlarında da belli bir seviyeyi tutturan ve o seviyede takımı tutabilen bir yapısı var. Bu arada tabii yetenekli bazı futbolcular var sonuç alma açısından. Bunlar da önemli. İyi transferler de yapmasını bildiler. Dolayısıyla güzel oldu. Yani bir açıdan da baktığımız zaman bu hani daha böyle rekabetin daha fazla olduğu, puan farklarının daha az olduğu bir ligi izlemek güzel. Ama iş futbola geldiği zaman, sahaya döndüğümüz zaman maalesef o kadar çok zevk alamıyoruz. Ama çok fazla, Sivasspor maçı bağlamında ben şu, evet, bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Zevk alamıyoruz diyorsunuz ama iki tane olağanüstü gol seyrettik. Yani evet, belki sezonun golünü Emre attı ama ondan sonra Hakan Aslan'ın attığı gol de hakikaten bayağı güzel bir gol. Ve yani haftanın şimdi en güzel 5 golünü seçiyorlar. Seçsek ya. Seçsek evet. İkisi zaten nereden geleceği belli. Birincisi belli. De bence belli. Yani öyle bir gol pek görmeyiz. Emre'nin altını çizmek lazım. Hakikaten maşallah. Yeni bir yetenek. Büyük yeni bir yetenek. Evet. Gümbür gümbür geliyor. Müthiş bir sol ayağı var. Ve o vuruş Hacı'yı hatırlattı. Hacı'nın da böyle ters vuruşları vardı. Falso alırdı falan. Kaleciler böyle baka kalırlardı. Kaleci de baka kaldı. Ama işte öyle iman gücüyle o topu yönlendiremiyorsunuz. 90'a da gitti mi gidiyor. Hakikaten tebrik etmek lazım Sivasspor'u. Zaten Rıza Çalınbay takımları sezona genelde iyi başlar. İkinci yarıyı pek getiremezler. Ama bu Sivas gümbür gümbür geliyor. Bakalım ne kadar devam edebilecekler. Mert Hakan'ın da çok formda olduğunun altını çizmek lazım. Bu maç bağlamında Konyaspor'un da bir Şengelya'nın atılmasıyla, ikinci sarıdan atılmasıyla eksik kaldıktan sonra hiç varlık gösteremediğinin de altını çizelim. Bir de o maçın şöyle bir özelliği var. En az faul yapılan haftanın en az faul yapılan şeyiydi.
maçıydı. Zaten Sivas'ta, Konya'da faulü az kullanan takımlar. Yani çok faulü olduğu zaman o Trabzonspor'da. Trabzon'da çok az faul yapan takımlarda. Bazı takımlarımız da maşallah. Yani bazı takımlarımız da şey, mesela Göztepe bu konuda çok şey, çok faullü. Antalya, Alanya Spor faullü. Antalya Spor pardon faullü. Yani faul ne kadar fazlaysa tabii ki oyun çok kesiliyor demek. Ve dolayısıyla da biraz oyunun şeyi, ritmi bozuluyor demek. Bu da tabii bir başka sorunumuz daha. Yani baktığımız zaman Avrupa'daki liglere, faul sayılarına baktığımız zaman bu çok düşük. Yalnız bunda tabii bir başka neden de sadece futbolcularla kaynaklı değil. Bizde hani başımız ağrımasın diye hakemlerin her türlü şeye dokunmaya vesaire, hayatta diyelim ki Premier Lig'de kesinlikle çalınmayacak düdükler bizde çalınabiliyor. Yani sonradan eleştiri olmasın, bu faulü niye vermedin denmesin diye hakemler futbol yerine kendilerini kurtarmayı yeğliyorlar. Dolayısıyla böyle bir sonuç da ortaya çıkabiliyor. Net. Yani hatta yani Premier Lig'de bazı penaltı verilmeyen pozisyonlardaki darbeleri düşünüyorum. Bizde bazı oyuncular hani sakatlık geçirirler, 1,5 dakikada tedavi görürler. Orada o maç nedense oynanmaya devam ediyor. İtiraz dahi edilmiyor. Yani öyle şeyler var ki penaltı pozisyonu. Yok, Guardiola hocamız itiraz mesela, ediyor. Ona da geleceğiz. Çağlara yapılan bir bu hafta mesela yapılan bir hareket var. Kesinlikle penaltı. Çağlara da vermedi. Yapılan, sona yapılan. Yani sona yapılan, çağlara yapılan. İşte daha önce işte anlatmıştım Manchester City Crystal Palace maçında. İnanılmaz bir pozisyon. VAR'a gitti. Yine hakem Anthony Taylor'dı sanıyorum. Vermedi şeyi. Neyse. Onların VAR'ına girmeyelim. Bizim VAR'ımıza elbet geleceğiz. Şimdi de isterseniz yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçelim. İkinci sırada da Fenerbahçe var. Fenerbahçe haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla devirmeyi başardı. O maçta da 5 gol, 2 kırmızı kart vardı. Bu hafta zaten çok penaltı, çok kart olan bir haftaydı. Umarım diğer haftalar öyle olmaz. Yani heyecan açısından tabii ki heyecanlı oluyor. Bu olaylı maçlar şeklinde oluyor ama Fenerbahçe'de tabii bu, yani bir maçın tabii skorunun belirlenmesinde bu tarz olayların da etkisi oluyor. Yani rakibiniz 10 kişi kalırsa tabii ki daha rahat oluyorsunuz. Ama 10 kişiye rağmen başarılı olanlar da var, Trabzon gibi. Yani bu tabii ki çok belli olmuyor. Yani bir kişi eksik olmak çok önemli bir şey ama önemli bir eksiklik ama rakibi kendileri açısından. Ama bunu hesaba katmadan çok daha fazla mücadele ederek sonuç almak da mümkün olabiliyor tabii ki. Ben özellikle bu maçta Kasımpaşa tarafından bakarsam Karim Hafez, Kerim Hafız, nasıl ismini iki şekilde Hafez Türkçeleştirse vardı. Karim Hafez de yani Kerim Hafız yani Türkçe evet, tam evet, karşılığıyla. Evet. Yani o oyuncunun bir dakika içinde iki sarı kart görüp takımını 10 kişi bırakması hakikaten akıl alır gibi değil. Ne olursa olsun futbolcuların daha kontrollü olmasında fayda var. Ve yani Kasımpaşa 10 kişiyken evet, de kaç tane pozisyona girdi. Evet. Ve yani sonuçta o maç 11-11 oynansa çok farklı bir maç olabilirdi. Bir yerden sonra Fenerbahçe'de İslam'ın atılmasıyla bir anda 10'a 10 maç oynanmaya başladı. Ama Kasımpaşa'nın ileri ama gidecek mecali kalmamıştı artık. Tabii. Yani buna da dikkat etmek lazım. Oyuncuların biraz kontrollü olmasında fayda var. Vedat Muriç'in penaltıları da güzel attığını. Bu arada evet. Vedat Muriç hep kalecilerin soluna penaltı atıyor. Kaleciler dikkat etsin. Orayı seviyor galiba. Şakayla karışık. Ama bir de tabii o maçın şeyi tabii Emre Belezoğlu'nun olmadığı bir maçın da kazanılmış olması, o da bir artı oldu Fenerbahçe için. Ama çok pozisyon verdiler. Hem de 10 kişilik bir takıma verdiler. Bu da herhalde milli maç arasına giderken Ersun Yanal'ın en çok düşünmesi gereken şeylerden biri olacak. Ondan sonra bu arada istatistikleri de sevgili Serkan arkadaşımız hazırlamış. %60 Fenerbahçe'nin toplu oynaması. Siz özellikle yani burada isabetli şut sayısı, ki Kasımpaşa'nın 5 olması, maçında bir devresini neredeyse, bir devreden daha fazlasını 10 kişi oynaması, bunlar dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin pas sayısı 560, bu da çok başarılı bir sayı. Bu da bize bir şey ifade ediyor. Bu arada Fenerbahçe'nin 19 şutu var, isabetli şut 9'muş. Ben de 9 olamaz diyordum. Evet, neyse evet. Yani. O isabetli şutu 9. Evet.
artık galiba gözler de bozuluyor. Yavaş yavaş benim de kafa kağıdı eskiyor diye. Bir altın okudum. Yavaş yavaş evet. İsterseniz üçüncüye geçelim. Haftanın maçıydı. Trabzonspor Alanyaspor maçı. Bu Trabzonspor ya benim en merakla beklediğim maç aslında buydu. Çünkü bir tarafta haftalardır liderlikte oturan, o koltuğu bırakmayan Alanyaspor. Fakat ufak ufak yedi puanlarını. Ufak ufak yedi. Hep berabere kaldı. Bir türlü kazanamayan bir Alanyaspor vardı. Bir tarafta da sakatlıkların gölgesinde artık kolu kanadı kırılmış görüntüsü veren çok sınırlı bir kadroyla sahada evet. var olan Trabzonspor yani var. İlk 11'inden 4 futbolcu eksik. Bir de Sosa. Abdülkadir Parma şey yapıyorsunuz. Kart görüyor 25. dakikada onu da kırmızı kaybediyorsunuz. Kart Sosa yok, lider dediğimiz oyuncu yok. Yani bu kadar kötü koşullarda böyle bir maçı alabilmesi aslında daha önceki hani eforunun, daha önceki güzel futbolunun bir armağanı gibi oldu. Yani çünkü maça baktığınız zaman Trabzon'un çok fazla bir pozisyonu yok. Ama inanılmaz mücadele ettiler. Altın değil, elmas buldular. Elmas ben. Buldular ve bu arada Alanyaspor'un kaçırdığı inanılmaz net pozisyonlar var. Sisse'nin en beceriksiz olduğu maç oldu. Sisse sıradan bir günde olsa en az iki atardı. Evet, inanılmaz pozisyonları kaçırdı. İyi gününde üç atardı. Yani o birazcık işte o kartın da haksızlığı falan o birazcık eğrisi doğrusuna geldi. Öyle bir adalet sağlanmış oldu diyebiliriz. İşte o pozisyon ama basmalar. Ama futbol yani çok bu hani galibiyeti getirecek düzeyde bir futbolu olmadı Trabzonspor'un. Çünkü biliyorsunuz hani forvet hattında çok etkili, çok iyi pozisyonlara giriyor. Bu konuda tabii ki yeterli değildi ama işte top yuvarlak sonuçta şans bu tarafa güldü. Yani bir şanssızlık oldu. 10 kişi kaldılar ama sonra Sisse'nin beceriksizliği o maça ait sonucu lehte bitmesine sebep oldu Trabzonspor'un. İki penaltı kazandığını Trabzonspor'un ve Hosseini'nin aslında savunmada oynayan, normalde savunmada oynayan ama bu maçı ön libero'da görev yapan İranlı futbolcunun birisini gol yaptığını, diğerini de kaleciye yapamadı, teslim ettiğini artık. Yani o kadar yavaş ve tam ortaya vurdu ki o top tutmamak mümkün değildi. Ama Trabzon hakikaten altın buldu. Ben Alanyaspor adına da üzüldüm. Çünkü Alanyaspor aslında hep rakibi topa yani topu rakibe veriyor ve öyle oynamayı seviyor. Fazla oynamak, 70 dakika fazla oynamak onlara çok iyi gelmedi galiba. Pozisyonlara girdiler ama yer yer ne yapacakları konusunda da biraz kafaları karıştı. Bir de Erol Bulut'u ben buradan çok övdüm. Bütün program başladığından beri Erol Hoca'yı övüyorum. Ama sanki dünkü maçın özelinde yani o Calma Campos hamlesi bütün aslında ibrenin bir anda ortaya kaymasına neden oldu. Evet. Sonra da penaltılarla zaten maçı da kaybetti. Olay bitti. Hı-hı. Yani bazen hücumcu değil, orta saha bir adam alarak veya savunmayı güçlendirerek fazla oynadığınızda maçı kazanabiliyorsunuz. Evet. Önemli olan o onu mücadele. Onu biz çok yapmıyoruz. Yani bizde hala oturmuş bir anlayış var. İşte geriye düştü ya da skor korumak istiyorsan ya da fazla gol yemek istemiyorsan, farkın açılmasını istemiyorsanız hemen savunmaya adam alma ya da işte gole ihtiyacınız varsa da forvet sayısını artırarak sonuca gidebileceğinizi düşünüyorsunuz. Oysa ki komplike bir olay bu. Savunmadan forvete, birinci adamdan son adama kadar komplike, birlikte önemli olan iyi oynayıp pozisyon yaratıp sonuca gidebilmek. Yani savunma yaparsanız da topla sizin iyi oynamanız lazım. Atak yapmak istiyorsanız da iyi oynamanız lazım. Bu hani temkinli olmak, haddini bilmek falan gibi şeylerin hepsi aslında hiç iyi oturmayan ifadeler. Mesela istatistikler de şimdi geldi. Normal koşullarda işte hep topla oynama oranının daha düşük olduğunu gördüğümüz Alanyaspor %61. Yani değişik. Tersi. Trabzonspor daha çok oynar. Evet, tamamen yani olay tam terse dönmüş. Tam tersi bir maç oldu. Alanyaspor'un 13 şutunun da altını çizmek lazım. İsabetli şut 4 gözüküyor ki yani bu isabetli şutlardan bir tanesi senin vuramadığı 3 metreden vurduğu top da isabetli sayılıyor. Topa vuramadı ama işte top tıngır mıngır giderken defans evet, oyuncusu evet. yetişti. Bu maç bağlamında işte görüyorsunuz Trabzonspor daha az pas yaptı. Yani istatistikler bu maçın aslında sonucunun daha farklı olabileceğini gösteriyor. Tamam, ama rolleri değiştirmişler. Rolleri değiştirdiler. Evet, evet. Çünkü Trabzon bu koşullarda başka bir şey yapamazdı. Milli maç arası
Onlara da iyi gelecek. Ekuban'da geri dönüyormuş. Onlar yani şu anda takıma katabilecekler. Artı her türlü oyuncu Trabzonspor için çok önemli. Ünal Karaman da herhalde o bu aranın da 15 günün takımına iyi gelmesini, sakatların iyileşmesini bekliyordur diyelim. Ve yavaş yavaş da Başakşehir'e geçelim. Medipol Başakşehir Avrupa'da yüzümüzü güldüren tek takımımız. Evet. Tebrik etmek lazım. Gerçekten Wolfsberger deplasmanında da çok güzel bir oyun oynadılar. Crivelli bu sezonun harika transferi. Parlayan yıldızı. İsmi çok konuşulmuyor. Evet, Vedat Muriç çok göz önünde çünkü Fenerbahçe'de oynuyor. Crivelli Başakşehir olunca biraz İstanbul'un daha uzak bir yeri. Tabii. Gönüllerden de uzak bir takımda oynuyor galiba. Taraftar sayısı az. Ama Crivelli'nin de yaptığı işlerin altını çizmek lazım. İlk golde Kaysara, ikinci golde Visca. Zaten yani Başakşehir bunu bize ezberletmiş durumda. Sağ taraftan özellikle çok güzel geliyorlar. Ve oradan buldukları 2-1'lerle veya oradan geriye çıkardıkları toplarla golleri üretiyorlar. Ama Başakşehir iyi oynamakla beraber bence Başakşehir bağlamında hani benim dikkat çekmek istediğim tek şey 2-0'dan sonra 2-0'ı biraz geç buldular. Ama fazla rölantiye alıyorlar gibi. Sanki öyle bir maç oynandı ki hatta sonunda yiyorlardı neredeyse. Ay sonunda yani en eleştireceğim nokta o, bizim takımlarımızın çoğunda aynı şey var. Yani eğer öndeyseniz son dakikaları şey yapıyorlar. Savunmaya geçip geriye yaslanıp geçiştirmeye yani skoru bu şekilde korumaya çalışıyorlar. Bu son derece tehlikeli ve riskli bir olay. Kesinlikle bunu skoru düşünmeden topla oynamaya çalışmanız lazım. Sizin pozisyon yaratmanız lazım. Rakibe topu vermemeniz lazım. Ama özellikle Başakşehir'in o son dakikalarında yani 2-1'i de buldu çünkü Ankara Gücü. Ama o son dakikalar inanılmaz kalesine çekti. Yani tamamen topu verdiler Ankara Gücü'ne ve sonuç neredeyse beraberliğe kadar gidecekti. Yani üstün oynadığı bir maçta iki golle rahat bir şekilde skoru kendi lehine çevirdiği bir maçta neredeyse olay bitiyordu ki bunu Başakşehir'in tecrübesine kaç yıldır şampiyonluğa oynayan bir takım ve iskeleti çok değişmeyen yani çok fazla transfer yapan bir takım değil. Bu haliyle bu takıma yakıştırmadım. Bu yöntem bence son derece yanlış bir yöntem. Ama dediğim gibi sadece Başakşehir'e özgü bir şey değil. Bunu birçok takımımız da aynı şeyi yapıyor. Skor öndeyken son dakikalarda koruyabileceğini düşünüyor. Olduğu zaman da sanki şey uymuş gibi oluyor. Taktik yerini bulmuş gibi oluyor. Oysa ki yani bir gol atmak için ne bileyim yarım dakikada gol atıyorsunuz. Hatta 10 saniyede bile gol atıyorsunuz. Yani yarım dakika diyeyim en uzun. Yani Başakşehir... Bakalım milli maç arasından sonra Galatasaray-Başakşehir maçı var. Yani hakikaten önemli bir maçla açılacak. Başakşehir'in hakikaten toparladığı aşikar. Ama Galatasaray karşısında rehavete kapılmayacaklardır. Kapılırlarsa çünkü o maç biraz düşündüklerinden daha tuhaf geçebilir. Galatasaray'da çünkü bir en azından sistemden bahsediyorsunuz. Bir sistem değişikliğine gitti gibi gözüküyor. Gaziantep deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Üçlü savunmayla oynadı dikkat ederseniz. Evet. Andone'nin bu arada sakatlığı bir anda Galatasaraylıları üzdü. Çünkü ileride mücadele eden forvetti. O şimdi olmayacak. Falcao'nun yetişip yetişmeyeceği belli değil. Ne zaman yetişeceği belli değil. Elde Babel kaldı. Babel kanatta olmuyordu. Forvet'te daha rahat oynar diye herkes görüş beyan ediyordu. Mecburiyetler herhalde. Babel ileride oynayacak halde gibi gözüküyor. Ama ne olursa olsun Ömer Bayram'ın çok güzel bir gol attığının altını çizmek lazım. Bu sezona etkisiz giren, bundaki Afrika Kupası'nın sonra geçirdiği sakatlığın da etkisi var. Feguli'nin bir gol attığını, ondan sonra iki vuruşunun direkten döndüğünü ki o frikiğinin iyi bir frikik olduğunun da altını çizmek lazım. Evet, direkten dönen toplar da çok vardı bu hafta. Ama Galatasaray pek şut atmadığı için veya Galatasaray pek rakip kaleye gitmediği için bu sezon topları pek direğe değdiremiyordu. İlk defa hani tersini yapınca ataklar başladı, şutlar başladı. Ondan sonra... O bir gelişme. Bir gelişme. Yani bir gelişme. Sonuç bakalım ne olacak? Tabii birçokları şunu da merak ediyor. Milli maç arası. Milli maç arasından sonra işte Başakşehir maçı. Kulübede birçok
yıldız oyuncu oturuyordu. Şimdi Fatih Terim üçlü savunmaya devam edecek mi? Üçlü savunmada bu oyuncular mı oynayacak? O kenarda Enzonzi gibi büyük yıldızlar var. Onlar oynayacak mı, oynamayacak mı? Galatasaray'da papatya falı bakılıyor gördüğüm kadarıyla. Ama şunu da söylemek lazım. Ne olursa olsun Galatasaray'ın Real Madrid maçından sonra bir silkinmeye ihtiyacı vardı. Bazen de böyle felaketler aslında bir musibeti de doğuruyor herhalde. Yani bir sonuç alınacaksa böyle alınacaktı. Fatih Terim de belli değişiklikler yaptı. Ama işte genç oyuncular bekleyenler hala genç oyunculara kavuşamadılar. Ama bakalım Galatasaray'da belli ki bazı değişiklikler olacak. Ama Andone'nin sakatlığında ne olacak, nasıl bir kurgu olacak onu ben çok merak ediyorum. Evet, bu sakatlıklar çok büyük sorun zaten. Alırken futbolcuları buna dikkat etmek gerekiyor. Yani sakatlık geçmişlerini incelemek lazım. Belli risklere girmemek lazım. Ama bizde maalesef bu işler pek öyle yürümüyor. İşte biraz mutlaka transfer yapmak gerekiyor ya. Belli de bir isim gerekiyor. Dolayısıyla böyle artık üst üste sakatlıkları, müzmin sakatlıkları olan futbolcuları rahatlıkla Türkiye'ye pazarlayabiliyorlar. Umarım Andone'nin durumu da öyle olmaz. Yok, Andone dizden gitti ve yani çok talihsiz bir şekilde topa basarak gitti. Geçmişi o kadar şey değildi değil mi? Yani, yok o kadar değil. Yani şey değil, Falcao gibi değil. Yani Falcao'da çok daha fazla sakatlık var. Yani bir de Galatasaray maçının da istatistiklerini bir alabilirsek. Bugün istatistiklerle bakıyoruz. Özellikle bir şut görelim. Galatasaray'ın 12 şut atması ki yani pek görmüyorduk bir sezon. İsabetli şut sayısı düşük. Ama pas sayısında da mesela Galatasaray pas sayısı biraz azaldı. Dikine oynamaya başladı. Daha direkt bir futbolu tercih etti. Pozisyonlar geldi. Yani Galatasaray biraz daha yani herhalde böyle oynamak zorunda. Bir kıpırdanma var. Bir kıpırdanma var böyle oynamak zorunda. Evet. Yani yoksa öbür tın futbol pek Galatasaray'ı bir yere götüremiyor. Evet. O zaman Beşiktaş'la devam edelim. Evet. Sizin yüzünüz güldü Beşiktaş deyince. Yok yani Beşiktaş'ta da bir kıpırdanma var. Yani geçmişe oranla baktığınız zaman en azından ceza sahasına daha çok girdiğini, daha çok pozisyon yarattığını ve daha da önemlisi çok daha canlı ve istekli olduklarını görüyoruz takımın. Bir de ne de olsa işte bu 11. haftaya gelindi. Bu kadarlık süreç içerisinde biraz daha fazla birlikte oynadı oyuncular. Yani birbirlerine alışmaları da biraz daha şey oldu, fazlalaşmış oldu. Ama futbol olarak çok fazla bir farklılık yok. Bir de tabii rakibe göre de şey var, önemli. Rakibe göre de sizin oyununuz etkileniyor. Yani siz istedikleriniz daha rahat yapabildiğiniz rakipler var, yapamadığınız rakipler var. Denizli karşısında rahattı Beşiktaş ama sonuca gitmekte çok zorlandı. Çünkü Galatasaray'ın sorunları onda benzer sorunlar var. Yani paslarla geliyorlar işte ikinci bölge bilmem ne. Üçüncü bölgeye geldiği zaman tamamen acemi şeylerle, paslarla, top kayıplarıyla ya da yanlış seçimlerle ceza sahasına öldürücü noktalara top indirme çok eksik. Ve sonuç almak da çok eksik. Yani iyi şut atan, iyi topa vuran oyuncu sayısı az. Biraz kıpırdanma var. Puan olarak da belli bir yere geldi. Önemliydi bu çünkü eğer o düşüş devam etseydi kurtarmak çok zor olabilirdi. Ardı ardına gelen bu 3 tane galibiyet ne olursa olsun futboluna bakmadan Beşiktaş'a bir kere moral verdi. İşte tabii yeni yönetimin bakış açısı, futbolcuların paralarını alması. Çünkü bir takımda futbolcuların para alması birinci derecede önemli olan bir şey. Mutlaka o futbolcuların paralarının zamanında ödenmesi lazım. Bu kesinlikle sahaya yansıyor. Yani geçmiş zamandaki gibi öyle renk için oynamak, işte ne bileyim daha sonra alırım filan, işte borç kalmaz işte bu kulüpte sizin borcunuz filan şeyleri artık kesmiyor kimseyi. Herkes profesyonelce olaya bakıyor. Dolayısıyla bu önemli. Yani paraların ödenmesi, işte biraz daha... O kadar yabancı oynatıyoruz ki zaten işte yani onlar buna bakar ya. Yani. Evet, evet kesinlikle. Çoğu eski da kiralık. Bizim çocuklar değil. Ay, çoğu da kiralık. Yani bir yıllık gelmiş orada para kazanmak için gelmiş zaten. Bir de kendini göstermek için. Kendini göstermek için gelmiş. Siz ondan sonra parasını ödemiyorsunuz. Mümkün değil, tutamazsınız.
Bu anlamda bir kıpırdanma var. Yani Abdullah Avcı'nın da tabii ki takıma daha çok alışması söz konusu. O da çeşitli şeyler deniyor. Elindeki kadroyla en iyisini nasıl yapabilir mi deniyor. Yani işte ben her takımda bu dörtlünün ya da üçlünün neyse göbekteki şeyleri, oyuncuların çok önemli olduğunu, bağları kurması açısından, kanatlar ve geriyle bağları kurması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte iki yıl üst üste olan şampiyonluktaki bence en büyük kahramanlar Atiba ve Ozhan'dı. Ve bunların ama pas alabildikleri, alışveriş yapabildikleri yanlarda ya da geride futbolcular vardı. Yani sadece ikisini tutup da eğer siz pas alışverişi yapamayacak oyuncularla oynatırsanız onların da verimini düşürüyorsunuz. Şimdi Elneni ile işte Atiba oldu mu falan diyoruz ama mutlaka bunların, bu ikilinin çok çalıştılar. Özellikle Atiba. Zaten Atiba her maçta çok çalışıyor. Yani inanılmaz bir futbolcu. Belli bir seviyenin altına kesinlikle düşmeyen ve çok sorumluluk sahibi, takımın tümünü gören, ona göre davranan bir oyuncu. İnanılmaz yararlı bir oyuncu. Ama işte onun yanındaki oyuncu bir kişi yetmiyor. Yani mutlaka bunun bir 3 kişi, 4 kişiyle bu alışverişin yapılması ve o şekilde rakip alana daha sağlam bir şekilde gidilmesi gerekiyor. İşte bu noktada gözler Oğuzhan'ı arıyor ama Oğuzhan maalesef son savunan benim. Ben de artık vazgeçeceğim. Çünkü sanıyorum Oğuzhan'ın yani fizik kondisyonu var, teknik taktik kondisyonu var. Bu konularda da hiçbir eksiği yok ama bence kafa kondisyonu, mentalitede bir şeyler var. Yani ya çok morali bozuldu ya çabuk morali bozulan bir insan. Mesela girdi ve hala ıslıklayanlar var. Yani bir futbolcu kötü oynamak istemez. Bir de şu var, yani işte 3 yıldır bekliyoruz olmadı. 3 yıldır Şenol Güneş ona göre oynatmadı. Çok az oynadı Şenol Güneş'le birlikte yani son 2 yılda. Fakat dediğim gibi Oğuzhan tarzı bir futbolcu gerekiyor mutlaka. Yani zaten Oğuzhan olmasa da başka bir durum var. Beşiktaş kendisi aslında rakipleri çözerken çok zorlanıyor. İlk yarılarda gol bulamıyor. Zar zor ikinci yarıda atıyor. Yani Beşiktaş çok tıkanabiliyor. Bunun sebebi o. Çünkü öyle derinlemesine kreatif oyuncu yok. İşte Laiç dışında, Laiç'i siz bir ama şekilde... Ama Laiç de çok kreatif bir oyuncu değil. Yani hiç liderlik vasfı olmayan. O sadece çok iyi bir takımda çok fazla faydalı olur. Ama yani böyle hani mutlaka kreatif bir oyuncunun ya ihtiyaç duyulan bir takım için çözüm değil Laiç. Değil. Yani bas alışverişi yok. Şu anda, Laiç şu anda son vuruşları iyi değil. Yani Beşiktaş'ın şu anda Laiç, yani o kadar Beşiktaş Laiç'in ayağına bakıyor ki yani Ocak başka döneminde başka bir oyuncu mutlaka bulmaları lazım. Yoksa hakikaten işleri zor olacak. Hayır, Laiç'i kullansın. Ben şu kesin anda kullanması yine istatistikler geldi diye de uyarı geliyor. Ben de size o yüzden bakıyordum. Böyle bir bakalım şu tarafa doğru ne oluyor diye. 14 şut Beşiktaş atmış, Denizli 11 şut atmış. Ben bu arada maçın geniş özetini seyrettim. Ben Liverpool Manchester City seyrediyordum. Yani... Ben de tabii stat'taydım ve hatta bir de erken gittim. Ben de o yüzden şeyi seyredemedim. City Liverpool'u seyredemedim. Ben anlatırım. Ya yani merak etmeyin. Ama Beşiktaş'ın 625 isabetli pası var. Bu önemli. Toplu önemli oynam- de işte yana kenara ortaya onların hiçbir faydası olmuyor. Yine pozisyonlar ama oldu top, ama. Top hayır yine de tabii geçiyor. Pozisyonlar oldu daha ama derken aslında manidar göre bir şekilde hayır, söylüyorum. Hayır giriliyor ama ceza alanına orada gidiyor pozisyon. Yani boşu boşuna oynamış gibi oluyoruz. Ama topla yine de oynamak iyi bir şey sonuçta. Rakibinizde siz oynamış oluyorsunuz. Tabii. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Tabii yani herkes konuştuğu için biz de bir dakika konuşalım. Özgür Yankaya'dan bahsetmeden olmaz. Yani haftanın gerçekten. Şimdi ben ismini de veriyorum. Maçtaydım. Ama. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde yorumumu da yaptım. Gazetesi için diyelim. Yani o kırmızı kartlık pozisyon hakikaten artık canice yapılmış bir hareket. Ona artık sarı kart göstermek inanılmaz bir şey. Ve seyirci inanılmaz tepki gösterdi ve seyirci çok daha bilinçli ve çok daha iyi gördü şeyi. Yani taraf tutarak değil. Yani o pozisyona herkes kırmızı kart der. Ha iki tane penaltı pozisyonu var. Hadi o diyelim ki onları görmedi, tartışılabilir. Caner'e yapılan kırmızı kartlık pozisyonlar var ama bu yani Diaby'e yapılan pozisyon artık gaddarca ve yani Allah korudu. Allah şey korudu diyebiliriz. Bir ayağına giriyor, öbürü dizinin üstüne giderken son anda ayağını alttan kaçırıyor. Yoksa yani o bir tarafı kırılabilir, öbür tarafın liflerini koparabilir. Evet.
inanılmaz bir şey atlattı yani. Büyük şansı varmış diyebilirim. Ama bunda da bu kartı göstermemek, VAR'a sorması ve VAR'dan da yine hiçbir şey gelmemesi bu konuda. Yani ben şöyle anladım. Yankaya sanki ben gördüm sarı kartlık dedi gibi geldi. Yani ağız okup öyle geldi. Şimdi şey yapmayayım, net bir şey yok ama yani VAR'ın şeyini dinlemedi diye bir intibaya kapıldım. Vallahi çok yazık ve ayıp. Ve Allah'tan bir tane gol atıldı. Enkodu çok güzel vurdu. Yani herkes girdi, atamadı, edemedi falan derken iğne deliğinden tam tersine, arkadaşlarının tam tersine çok güzel bir vuruşla takımına 3 puan da getirdi. Ve böylece kurtarmış oldu. Hakemi de kurtardı. Çünkü yani kartlar var, işte şeyler var, penaltılar var. Hiçbirini vermiyorsunuz ve o maçın berabere bitmesi biraz yazık olacaktı. Yani haftanın gerçekten en unutmak istediğimiz anı Saki'nin müdahalesi ve yani ona neyse çıkmayan... Neyse ki bir şey olmadı. Neyse ki bir şey olmadı. Evet. Verilmiş, sadakası varmış diyelim. Hani Özgür Yankaya'ya da umarım ciddi bir ceza verilir. VAR hakeminin de çünkü düşünülmesi lazım. Yani çünkü şunu unutmamak bu lazım. Bu sağlığa aykırı sağlık, bir şey. Ben de onu söyleyeyim. Ben o an yoksa penaltıyı vermemiş falan bunlar o kadar şey değil. Yani ama bu konuda artık biraz tabii şey yapmak yani lazım. Ve bu, çünkü bu kötü örnek bu oluyor. Kırmızı kart değil. Hayır, kötü bu örnek iki kırmızı kart. Hani yani, üç kırmızı kart. Bu o kadar kırmızı, ağır bir hareket ki. Hayır bir de şu var yani buna vermiyorsanız şimdi başka futbolcuya verilmiyor demek ki Türkiye'de tabii. Böyle pozisyon. Herkes birbirine girmeye başlayacak. Siz sağda karate yapın kart çıkmaz. Zaten çıkmayabilir bu, diyecek en azından. Ama yani, bazı durumlarda çıkmıyor demek ki diyecek. Bir olmaz. Neyse haftanın ceza tahtasına Özgür Yankaya ile VAR hakemini koyalım. VAR hakemi demişken de Bosna Hersek'te bugün itibariyle evet, VAR hareketi var. VAR operasyonu var olduğunu. Operasyonu. Bu şike operasyonu hakemlerin karıştığı gerekçesiyle federasyon başkanı dahil birçok kişi gözaltına alınmış. Federasyondan yetkililer, hakemler, hakemlerin maç sonuçlarına etki ettikleri konusunda şike. Bakacağız ne olduğuna inceleyeceğiz. Birkaç güne kadar daha da fazla olması haber kötü, çıkar. Olması kötü. Ama açığa çıkarmaları cesurca bir hareket. Operasyonun adının da VAR olması, üstünün kapatılmaması, VAR'ın amacına uyuyor. O yüzden de ben en azından operasyon adını sevdim. Ben de aynı şekilde. Çizelim. İsterseniz buradan da Gençler Birliği Kayseri maçına gelelim. Çünkü haftanın belki de en tatlı olayı. Evet. Kayseri Spor adına gol atan 15 yaşındaki Emre Demir adındaki bir arkadaşımızdı. Delikanlı diyeceğim, delikanlı için bile küçük yani. Evet, 15 evet. Yaş lise öğrencisi. Ama 8 yaşında keşfediliyor. İşte Mersin'den ailesiyle birlikte Kayseri'ye geliyor. Altyapıda çalışmaya başlıyor. İşte dayalı döşeli ev ve babaya iş şeyiyle, şartıyla böyle bir transfer gerçekleşiyor. Ve yani... Çocukken aileye bakmaya başlamış diye. Yani hayırlı evlat olmuş. Ona asisti yapan 17 yaşında Nurettin'miş. Evet yani. Şimdi onu 15 yaşında olduğu için hep ondan bahsediyoruz ama aslında... Nurettin delikanlı. O da 17. Yani olmasa biz ondan bahsedecektik belki. O da çok güzel bir olay. İşte bu tarz şeylerin çoğalması lazım. Bülent Uygun'u o konuda tebrik etmek lazım. Bülent demişken diğer Bülent de bıraktı değil mi Antalya? Evet, ben hep isimlerini karıştırırım çünkü. Ona tam girmeden de şeyi hatırlatalım belki de. Emre'den daha evvel Enes Ünal Galatasaray'a karşı gol atmıştı. O 16 yaşındaydı. 16 yıl 3 aylıkmış. Batuhan'ın da bir zamanlar Batuhan evet, Karadeniz evet. vardı diyelim. Evet, o da 16 yaşındayken. O da 4 aylıkken, 16 yıl 4 aylıkken gol attığının altını çizelim. Yani en genç golcülerimiz. Bir tanesinin kariyeri yani İspanya'ya gitti ve orada oynuyor, gollerini atıyor. Ama diğerinin kariyeri malum. Emre'nin kariyeri umarım bambaşka bir kariyer olur. Altını çizelim. Çünkü Bülent... böyle genç, yetenekli futbolcular çıkıyor çok fazla. Önemli olan onların yetiştikleri ortam, zemin, gelişimlerinin çok düzgün olması gerekiyor. O yüzden bizde şey olmuyor. Yani bizde çıkıyor fakat biz onları değerlendiremiyoruz. Umarım bu sefer öyle bir şey olmaz. Sonra da diğer Bülent'e gelelim. Bülent Korkmaz, Antalyaspor görevinden oldu. Yani gidişat şeydi, onu gösteriyor. Gidişat gösteriyordu. Ama yani... maalesef bu işte işler kötü gittiği zaman yapılan şey.
Zaten Antalya Spor taraftarı bir yöntem. Bir uzun bir süredir bayağı tepkili. Yani maçlara çıkıyorlar, ıslıklıyorlar, tepkilerini gösteriyorlar. Ama yani şu takımı kime oynatır? Şu anda Antalya Spor'un da kadrosu oldukça sınırlı bir kadrosu var. Çok zorlan, gelecek hoca da zorlanacaktır. Hatta tabii kim gelecek? Bu ligin tecrübeli isimlerinden biri mi gelecek? Boşta olan bazı isimler var. Hepimiz aynı isimler dönüyor dolaşıyor. Aynı isimler dönüyor dolaşıyor. Acaba onlardan biri mi gelecek? Merak ediyorum. Ama burada Rize Spor'un Antalya Spor'u tek golle geçtiği maçta belki de altını çizmemiz gereken yine bir genç var kalede. Onu biliyor musunuz bilmiyorum. Kaleci. 19 yaşında Zafer adında bir genç. Asıl kaleci sakat. Maçta yedek kaleci Tarık oynuyor. Tarık da kırmızı kartı görünce 19 yaşındaki kaleci kaleye geçiyor. Ve 6-7 tane top çıkardı. Pozisyonu evet çıkarıyor ve arkadaşlar sırtlarını maçtan alıyorlar. Maçtan sonra da yani omuzları alınıyor. Omuzları alıyorlar. Yani güzel görüntüler. Yani ligimiz belki futbol olarak bizim böyle nefesimizi kesmiyor. Yani doğruya doğru. Ama en azından gençlerin oynaması, bazı gençlerin işte Emre'nin gol atması, Nurettin'in pası vermesi. Bu 19 yaşındaki genç kaleci Zafer'in kalesinde bayağı iyi bir performans sergilemesi bizi mutlu ediyor. Çünkü en nihayetinde değişik yüzlere de heyecanlara da açız. Bazı oyuncular var ki ne yapacağını biliyoruz. Bazı teknik direktörler var ki ne yapacağını biliyoruz ki onların bazıları boşta. Allah bilir Antalya Spor. İşte Ankara Gücü çok yakında her an belki de şu anda da teknik direktör değiştirmiş olabilir. Öyle haberler çıkıyordu. Takımın durumu kötüyse değil. Ve aynı isimlerin hep dolaşıyor olması. Hani biz buna biraz takılıyoruz. Ama gençleri görünce veya değişik renkleri görünce mutlu oluyoruz diyelim. Ve buradan da isterseniz milli takıma geçelim. Malum İzlanda ile hayati bir maça çıkacağız. Bir beraberlik yetecek. Beraberlik kimse. Yetecek. Ama kolay bir maç olmayacak kesinlikle. İzlanda'nın da son şansı. Evet, çünkü onlar çok direnecekler. Son yılların parlayan yıldızı İzlanda. Bize de ters gelebiliyorlar. Bize de ters gelebiliyorlar. Hakem, İngiliz hakem. Anthony Taylor. Değil mi? Baktık, ben çünkü Dolmabahçe'de Beşiktaş'a karşı Beşiktaş-Porto maçında. Şampiyonlar Ligi'nde yönetti. Şampiyonlar Ligi maçında yönetti. Çok iyi yönetti. Yani çok sempatikti, çok hoştu. Umarım o Beşiktaş'a karşı gösterdiği sempatiyi milli takımımıza karşı da gösterir. Ama biliyorsunuz onun bir pozisyonu işte Manchester City Crystal Palace maçındaki bir vermediği penaltı var. İnanılmaz yani. Biraz ikinci yarıda bu Liverpool City'yi konuşmayalım siz. Bu Manchester City 3 haftadır aynı şey hep bu. Anthony Taylor ve o penaltıdan bahsediyorsunuz. Vallahi bahsediyorum. Hayır, şunun için bahsediyorum. Yani hakemlerin tavırları çok farklı. Bizimle farklı ve Premier Lig'de bazı şeyle bizde faul diye çalınanların hiçbirisi çalınmıyor. O anlamda uyarı anlamında söylüyorum. Şimdi milli maçta bir de İzlanda'nın yani sert bir takım olduğunu çok fizik olarak yani üstün oyuncuların yani olduğunu hani bu ve İngiliz hakemlerin de bu tip oyunları sevdiğinin bir altını çizelim. Sert oyunu seviyorlar yani onu söylemek istiyorum. Puan tablosuna da hatırlayalım. 19 puanla Türkiye lider. Fransa'nın yine 19 puanı var. İzlanda'nın da 15 puanı var. Arnavutluğun 12 puanı var. Arnavutluğun hiçbir şansı kalmadı. Maazallah diyelim, İzlanda bizi yenerse pazar akşamı da Andorra'ya gideceğiz. Yani Andorra'da grubun en zayıf takımı aslında. Bizim iki şansımız Andorra'ya var. Andorra'ya bırakmasalar iyi olur. Strese sokmasınlar. ve olayı bir çözelim istiyorsunuz. Yani hepimiz bekliyoruz. Gerçekten 2020 bu takımın çok şeyleri hak ettiğini düşünüyorum. Lucescu'nun başladığı adımları Şenol Güneş'in daha başka bir yere götürdüğünü, o babacan tavrıyla, o sevecenliğiyle oyuncu bütününü belki de daha da başka bir amaca inandırdığını düşünüyorum. Lucescu bence onu yapamadı ama Şenol Güneş bunu yaptı. Sonuçta neticeler de geldi. Umarım İzlanda karşısında istediğimizi alırız ve mutlu mesut bir şekilde hafta sonunu hiç beklemeyiz. Andorra'yı da düşünmeyiz diyelim. Çünkü Andorra yeri nerede, küçücük haritada nokta. Hani bu espriler çok yapılacak o maça kalırsa. O maça kalmasın, bu klişeleri de girmeden bu hikayeyi bitirelim diye düşünüyorum ben. Ama işte burada da milli marşlar meselesine de girebiliriz hemen.
Çünkü bizde böyle bir alışkanlık var. Yani çok milliyetçiyiz, milletimizi seviyoruz ya. Karşı takımın milli marşını dinlememek, saygısızlık yapmak, ıslık çalmak. Bu kendi bizim milletimizi çok sevdiğimiz anlamında kullanılıyor. Bu son derece saygısızca bir şey. Umarım bu davranışımızı değiştiririz. Şimdi İzlanda gelecek. TT Arena'da. TT Arena değişti. Değil mi? Arena lafı değişti. TT Arena diyebilirsiniz. Seyrantepe'de. Seyrantepe'de. Yani çünkü saygı gösterirseniz saygı görürsünüz. Tabii. Siz saygı istiyorsanız başkalarına da saygılı olmanız lazım. Milli değerlerine, başkalarının milli değerlerine saygılı olmak lazım. Siz başkalarının milli değeri demişken galiba bir Fenerbahçe'ye gelmemiz gerekiyor. Bu sefer basketbola gelmemiz gerekiyor. Sulukas, milli değerler demişken. Hı hı. Malum dün 10 Kasım'dı. Birçok futbol takımımızın işte formalarında duruma göre reklam almayarak, duruma göre kollarına Atatürk'ün fotoğraflarını dikerek, duruma göre sahaya tişörtlerle çıkarak, pankartlarla birçok takımımız andı. Unutan takımlarımız da oldu. Canları sağ olsun. Evet. Çok da önemli değil diyelim onlar. Tabii onlar tercihleri. Herkesin tercihi. Kimse kimseyi zorlamamalı. Evet, zorlamaz. Yani biz öyle hissediyor, öyle yapacak. Zaten kimse kimseyi zorlamamalı demişken de Sulukas olayına gelmeliyiz. Dün Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş'la oynadığı bir derbi maçı vardı. Maçı. Basketbolda. Hı-hı. Fenerbahçe kazandı. Ama maçtan evvel pankart açıldı. Yine 10 Kasım nedeniyle. Fenerbahçeli oyuncular işte 10 Kasım pankartıyla geldiler ve Sulukas o pankartı tutmadı, sadece durdu ve ondan sonra da sosyal medya karıştı. Evet, niye tutmadı? Niye tutmadı? Burada bir takım yani bazıları belki de yorumları işte Sulukas Fenerbahçe'nin basketbolcusu olduğu için sivrileştirdi. Bazıları gerçekten daha milli duygulara inandığı için, değerlere inandığı için yorumlarını sivrileştirdi. Ama sonra Sulukas'ın hani bence çok büyük bir saygısızlık da yok. Yani sonuçta şöyle bir şey düşünelim. Yapmamış sadece, evet, pankart tutuyor. Yani o pankartı pankarta bir tepki gösterebilirdi. Pankart nötr kalmış. Nötr kalmış. Ki Sulukas'ı hatırlatmak lazım. Euroleague şampiyonu olduğunda Fenerbahçe, Yunanistan bayrağıyla da dolaşmamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani sonuçta burada kaç senedir, 5 senedir oynuyor. Türkiye'de emeğinin karşılığını alıyor. Bizimle yaşıyor. Evet. Tabii ama bizim kadar bizden birisi olmasını beklemek, bu ne kadar doğru bilmiyorum. Ben yani şu harekette çok büyük bir tepki gösterecek de bir şey kendi adıma görmüyorum. Şunu unutmayalım. Vakti zamanında eski Yugoslavya, daha Yugoslavya kaynarken orada bir pankart olayları, bayrak olayları, o bayrakların yere atılması, yani oyuncular bayağı sert tepkilerini birbirlerine gösteriyorlardı. Yani burada o takımın işte Drazen Petrovic'ler, Divac'lar, duruma göre futbolda Boban'ın yaptıkları, yani sonuçta bir tepki gösteriliyordu. Ama burada hiç öyle bir şey yok. Ama işte sosyal medya çalkalanıyor. Ondan sonra işte maçtan sonra Sulukas'tan bir açıklama geldi. O da çok biraz... Yani o açıklamaya gerek var mıydı ama bu ülke bu açıklamaları da zorunlu kılıyor maalesef. Bunun da belki altını çizmek lazım. İnsanlar o kadar tepki gösterince o da o şekilde bir şey yaptı, cevap verdi demek ki. Ama şeyi de unutmamak lazım. Onun da mutlaka bir altını çizelim kısaca. Birazdan da reklama gideceğiz çünkü. Sporun aslında ulusları bir araya getiren çok önemli bir köprü rolü taşıdığını... Özellikle savaşlardan sonra olimpiyatlar olsun, dünya kupaları olsun, sporun, sporla insanların kaynaştığını ve bu olimpiyatın da ruhunda bunun olduğunu, sporun da doğasında bunun olduğunu hatırlayalım. Evet. Yani aynısı bizim de oyuncularımızın başına gelebilir. Bizim oyuncularımız da profesyonellik gereği bizim vakti zamanında savaşmış olduğumuz ülkelerde iş bulabilir. Yani bunlara biraz böyle bakmak, hoşgörülü olmak ve bu çağda yani sonuçta saygıyı gördüğünüz zaman da çok da uzatmamak lazım. Evet. Belki de reklama böyle gidelim. Evet, böyle girelim, devam edelim.
reklamlardan sonra Liverpool Manchester City diyelim, o heyecanı biraz anlatmaya çalışalım. Futbolun tap yaptığı bir şey. Futbolun bambaşka bir seviyede oynandı. Özetini seyredebildim, evet. Ben de 90 dakikayı seyrettim. Heyecanlı bir şekilde seyrettim. Muhteşem bir maçtı. Ama maça dair de çok konuşacağımız şeyler var. İsterseniz önce bir anma, orada bir saygı duruşu vardı. Bu aslında 1. Dünya Savaşı'nda ölen İngiliz askerleri anmak için bir saygı duruşunda bulunuldu. Kasım ayında olan bir şey. 11 haftası. Kasım 1918'de saat 11'de, 11. ayın 11'i saat 11 olarak 1. Dünya Savaşı'nda barış anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihi. Ve bundan yola çıkarak da özellikle İngiltere'de yıllardır maçlarda görürüz. Kasım ayında, 11 Kasım'a yakın tarihte hep gelincikler görülür. Sağda o gelinciği temsil eder. Gelincik tarlalarına gönderme yapılır. Oradan ölen askerlerin işte... İşte ben 6 yıl yaşadım Londra'da. Şeyden, metrodan çıkarsın, satarlar. Herkesin yani takan var, takmayan var tabii ama çoğunlukla İngilizler takarlar. Çoğunlukla İngilizler takar. Şeyler işte bu dediğin gibi 1. Dünya Savaşı'nda ölen İngilizler için yapılan bir şey. Onları anmak için yapılan bir şey. Ama o sonradan genişletildi. Orada da biraz sorun var. Yani bugün de İngiliz askerleri orada burada şey yapabiliyor, savaşabiliyor. Yani daha sonra 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da ölen değişik yerlerde, dünyanın değişik yerlerinde ölen İngiliz askerlerini de buna dahil ettiler. Yani o 1. Dünya Savaşı ile sınırlı kalmadı. Ve müthiş bir saygı duruşuydu. Ya bir dakika boyunca o sessizliğin gücünü gördük. Yani bütün maç oynanacak, herkeste büyük bir heyecan var. O konularda çok disiplinliler. İnanılmaz. Evet. Yani nefes bile almayı durdurdular. Yani nefeslerini çok tuttular. Çok saygılılardır. Mesela müthiş birisinin saygılılar. Ölümüyle ilgili mesela bir saygı duruşu olur. İnanılmaz bir sessizlik ya da alkış yaparlar. Öyle şeyler inanılmaz saygı duyuyorlar. Fakat şimdi isterseniz bir de öbür taraftan bakalım. Fakata bakalım. İşte sonuç itibariyle sahada 1. Dünya Savaşı'nda ölenler denince İngiliz askerleri çoğunlukla malum Avrupa'nın değişik cephelerinde hayatlarını kaybettiler. Hatta bu topraklarda bile hayatlarını kaybedenler söz konusu. Ve şimdi yine düşününce hani biz demin Sulukas olayına bakarken bir şey anlatmaya çalıştığımızda bu gelincik olayında da şunu da düşünmek lazım. İngilizler evet dedelerini belki kaybettiler. Almak da isteyebilirler ve alabilirler. Ama bu gelincik takılmasını yer yer zorunlu hissettirtmek. En azından böyle telaffuz edelim. Bütün stat gelincik, bütün stat gelincik tarlası oluyor. Yani ben çok orada dedim ya oluyor. Yaşadım hiç böyle Korner bu kadar, bayrağında bu oluyor kadar işte sahada oluyor. Evet. Bu özellikle Brexit evet, sonrası sonra İngiltere'de milliyetçilik rüzgarının fazla artması. Sert esmesiyle beraber bunu özellikle yansıtıyorlar. Ama sahada olan bazı oyuncular var ki İngiliz liginde birçok yabancı oyuncu var ve bu oyuncuların bazıları İngilizlerle aynı savaşa cephelerde girmiş. Evet beraber savaşmadılar. Karşılıklı evet. Savaştılar. Yani biz dedelerini kaybettiler. Dedelerini kaybettiler. Yani bu hikaye bağlamında bazı oyuncuların bunu yani protesto ettiği veya sessiz bir şekilde tepkilerini gösterdiği. Bazı oyuncuların işte gelincik falan takmak istemediklerinin altını çizelim. Hani demin de söylediğimiz Guardiola şeyler. Guardiola da takmadı mesela. Guardiola da Katalan meselesi nedeniyle içeri atılan politikacılara destek veriyordu. O taktığı kurdele biraz canları sıktı. O yüzden takma dediler. O da gelincik o ben zaman. Ben de gelincik takmam dedi. Ben de gelincik takmam dedi. Yani sonuçta herkesin birbirleriyle savaştığı, dünyada yani sınırların yeni artık işte oluştu diyoruz ama herkesin tarihinde savaşlar var ve herkes birbiriyle savaşmış. Çünkü binlerce yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Ya sporun ne olursa olsun bir köprü işleri olmasa. Çok fazla şey sokulması iyi bir şey değil zaten. Bu tarz şeyleri tribünlere getirmek. Yani çünkü o hesaplara başlarsak. Sosyal meselelere tavırlar güzel, sosyal konular tabii. Vesaire onlar hoş şeyler. Ama yani artık bu kadar siyasi şeylerin, evet. Tarihteki bir takım olayların tribünlere biraz zorla şey yapılması, dikte edilmesi güzel bir şey değil. Şimdi maça gelelim. Maç bence nefisti. O sene bu sene diye Liverpool taraftarı yine aynı esprileri yapıyor.
Maçta ne olursa olsun Klopp'la Guardiola, iki olağanüstü teknik direktörün satranç mücadelesi şeklindeydi. Klopp yine dersini harika çalışmıştı. Maç öncesi belliydi. Beklerden aldığı katkı, özellikle kanatta üçlü, dörtlü kurduğu, yani birbirine çok yakın oynayan oyuncular. Bir anda yani belli yerlerden Manchester City'nin sağını solunu delik deşik etmeye başladılar. Ha, Liverpool'un hani bekleri dediğimiz oyunculardan Robertson'ı falan Türkiye'de birçok takımda 10 numara. Yani Beşiktaş'ın 10 numarası olarak oynatın sırıtmaz yani. Çok yetenekli oyuncular olduklarını da altını... Ama çok geliştiriyor. Yani Klopp'un en önemli özelliklerinden bir tanesi. Hazır futbolcu almıyor. Yani aldığı da olmuştur da. Geliştiriyor da. Çok geliştiriyor. Yani başka bir takımda çok başarılı olmayan bir takım onun elinde çok gelişmiş hale geliyor. Yani menajerlik oyunlarında ya da işte bilgisayar oyunlarında Liverpool kadrosunun yarısını satıyor Liverpool'la oynayan arkadaşlarımız. Çünkü işte Milner, Henderson bunlar sadece yedek olur diye bakıyorlar. Matip, Gomez ama bu oyunculardan bir takım yaratmak, o takım ruhunu hep yukarı taşımak hakikaten Klopp'un çok büyük başarısı. Çok çalıştırıyor. Çok çalışıyorlar. Evet. Kendisi de çalışıyor. Dersini de çok iyi çalışıyor. Ve yani görünen artık şöyle bir şey de var. Yani Liverpool taraftarı artık çünkü 1990'dan beri şampiyonluk bekliyorlar. 90'dan beri bunu göremediler. O sene bu sene mi diyorlar. Manchester City ile farkı 9 puana çektiler. Leicester'la bir 8 puanlık bir fark var. Şu anda yarışta birden fazla takımın olması belki de Liverpool'u sonuna kadar rehavete kapılmasını engelleyecek faktörlerden biri olacak. Ama çok önemli bir galibiyet aldılar. Şampiyonlar mı? Tabii ki de bu denemez. Çünkü çok, İngiltere'de her maçın ne kadar zor olduğu çok değişik, aşikar. Çok sık maç yapıyorlar. Yani her ama, maç zor. Ama benim özellikle de istediğim yönetmen arkadaşımdan Klopp'a küçük bir taraftarın açtığı bir pankart vardı. O kadar olağanüstü bir pankart ki şunu söylüyor orada bu küçük arkadaşımız. Bize tekrar düşler gördürdüğün için teşekkür ederiz diye. Yani o takımı aslında iyi bir yerde almadı, devamlı yükseltti. Sıradan gibi görünen oyunculara bambaşka değer kattı. Şu anda genç oyuncuları başka bir yere sürüklüyor. Muhteşem oynuyorlar. Ve futbolda da çok devamlı arayış içerisinde ve daha geliştirmek için mücadele veriyor. İnanılmaz şeyler. Bu inanılmazdı. Ha, maç aralarında da çok güzel bir ilişki var. Onu da çok seviyorum ben. Mesela daha yani şey ikisi sürekli karşılaştırılıyor ya hangisi daha iyi? İşte Guardiola mı yoksa Klopp mu? Hep birbirlerine şey yapıyorlar, sen daha iyisin demeçler veriyorlar. Yani o en tabii. İyi teknik direktör o, öbürkü o diyor falan. İşte hayır en iyi takım işte Liverpool diyor, öbürkü Manchester City'dir diyor. Dünkü maç bağlamında bu arada Guardiola'nın çok fazla hakeme itiraz ettiğini, VAR kararları bağlamında da... Biraz haklıydı. Canının sıkıldığını, bence de hiç o kadar haklı değildi. Neyse. Hiç o kadar da haklı değildi. Çünkü yani sonuçta penaltı beklenen bir pozisyon var. Penaltı ama pozisyonun başına bakarsanız 3 saniye evvelinde de Manchester City'nin elinden geliyor o top. Yani VAR o topu şey keserdi. Yani evet. Biraz şey var ama yani ben işte orada yaşadığım sürede birazcık inceledim. Genellikle hani bizde olduğu gibi taraftarlar hiç hani bizim takımımızı katlediyorlar bize bilmem. O duygular içerisinde hiç değiller. Çünkü adalete inanmışlar. Yani spor bakanı Chelsea'nin FA Cup finaline giderken spor bakanı da Chelsea'nin kaşkoluyla gitti. Ve 90'lı yılların sonlarıydı. Mikrofonu uzattılar. Heyecanlı mısınız? Ne demek dedi. Ölüyorum heyecandan dedi. Şimdi böyle bir şey. Biz spor bakanı, biz de Türkiye'de Fenerli diyelim ki Galatasaraylı Beşiktaş kaşkol takıp gidebilir mi? Gidemez. Çünkü tamam denir. Yani spor bakanı bunu gösteriyorsa demek ki o takım kullanacak diye bir düşünce. Gerçi olur. Yani bir de espri yapayım. Bu ülkede her siyasetçi de hangi şehirde miting yapıyorsa o takımın atkısını ona yapıyor ama yani bu ayrı bir şey. Yani siz tabii. O taraftan göründüğünüz zaman hep şuna inanılır. Yani hakem ona göre davranacak, sistem ona göre davranacak. Yani bu takım arkası olan bir takım. Halbuki orada öyle bir duygu yok. Ama buna rağmen yine de bazı takımların biraz daha avantajlı olduğunu son yıllarda görmeye başladık. Mesela çok ne bileyim para harcayan işte daha sahiplerinin yabancı olduğu takımlara karşı Londra takımlarına karşı
hakemlerin mesela tepkileri vardır. Yani böyle hani torpilli gibi, o noktaya daha böyle kolay gelmiş gibi sandıkları, gördükleri takımları azıcık böyle şey yaparlar. Frenlerler. Yani tamam, öyle bir hakem, intibam var. İngiltere'de hakemi konuşmayalım. Türkiye'de konuşmamayı başarıyoruz. İngiltere'de de konuşmayalım. Guardiola tepkiliydi diyelim. Ama yani sonuçta VAR'a da gitti. VAR da orada bir şey bulmadı. Bunun da bir altını çizelim. Oradan da isterseniz Berlin'e gelelim. Çünkü Berlin'in duvarının yıkılışının 30. yıl dönümü. Almanya'da hakikaten futbol maçlarına da yansıdı. Duvar, çünkü Almanya tarihi bağlamında çok önemli bir unsur. İkiye bölünmüş bir dünya. Artık tabii dünya biraz tek kutuplu gibi oldu veya bir buçuk kutup var. Eskisi gibi iki kutup yok. O duvar işte o iki kutbun en büyük sembolüydü. Berlin'in ortasından geçiyordu. Ki Berlin'e hiçbir zaman dikilmeyeceği söylendi. Aylar sonra 1961'de diktiler. Hertha Berlin taraftarı da sahada bir koreografiyle duvarı yıktılar tekrar. ve onlar bir daha asla diyorlar. Duvar asla olmasın diyorlar. Almanya'nın da birçok takımı da yine yani başka takımlarda da göndermeler oldu. Çünkü Alman tarihinin en önemli olayıydı. Ama diğer taraftan bakınca herhalde duvarın gölgesinde de bir futbol demek de belki gerekiyor. Çünkü aslında ikiye bölünmüş Almanya'nın baktığınızda... Berlin'in takımı var mesela değil mi? Doğu Berlin. Doğu takımı Doğu var, takım Batı var. Takımı. Hertha Berlin, şu anda Union Berlin var. O duvar çekildiği zaman işte takım, kulüp binası ve stat doğuda kaldığı için bir anda doğuya transfer alıyorsunuz. Ama sizin taraftarlarınız daha çok batıda kalmış. Batı'da. Union Berlin'in trajedisi o. Hertha Berlin, Batı'nın takımı. Ama bir de diğer taraftan baktığınızda o duvar çekiliyor. İki Almanya oluşuyor. Demokratik Almanya ile Federal Almanya. Ve bunlar 1974 Dünya Kupası'nda aynı gruba düşüyorlar. Yani isteseniz olmaz. Bir genç arkadaşımızın elinden çıkan kura bir anlamda olmayacak şeyi oluyor. Ve bunlar tarihlerinde bir resmi maçta oynuyorlar. Ve grup maçı. Bu maçı yani sonuçta işte kim kazanacak? Herkes bir merak ediyor ve beklenmedik şey oluyor. Sparwasser'in golüyle Demokratik Almanya kazanıyor. Bu gol yıllarca Demokratik Almanya'da propaganda unsuru oluyor. Batı tarafında her ne kadar Halit Kıvanç da dahil olmak üzere bazıları işte bilerek kaybettiler, daha güçsüz gruba gittiler gibi açıklamalar yorumlar getirmeye yaptılar, çalışsalar, yorum yapsalar da Beckenbauer de dahil olmak üzere birçok futbolcu maçtan sonra bu ayıbı ancak şampiyonluk kapatır diyorlar. Ve şampiyon da şampiyon oluyorlar. Oluyorlar. Yani maçı kazanan Demokratik Almanya oluyor. Ya şampiyon Doğu alan... oluyor, şampiyon alan Batı oluyor. Bu açıdan enteresan bir altını çizmek lazım. Ha bir de şunu da belki kısacık bir söylemek lazım. O duvarı aşmak birçokların hayaliydi. Doğuda yaşayan bazıları iltica etmeye çalışıyorlardı. Sporcular tabii ne da hikayeler var. Ne hikayeler vardı. Tabii. Bambaşka bir program olur. Asla bitmez. Evet. Ama özellikle Stasi'nin istihbarat ajanlarını bu sporcuların hemen yanında onları gözetlemek için bütün spor organizasyonlarına gönderdiklerini. Olimpiyata mesela 170 kişi kafile gidiyor. 35 tane ajan, gidiyor. Yani bırakmıyorlar. Olmazsa olmaz. Ama tabii. Buna rağmen 20'ye yakın futbolcunun iltica ettiğini ve işin komik tarafı bir maçın da Türkiye'de oynandığını, bir Ümit Milli maçın 1976 yılında Bursa'da oynanan milli maçta Nahtvay'la Jürgen Pahl'in İki tane oyuncunun Türkiye'ye iltica etti. Hatırlatalım. Bizim gazetelerin bile birinci sayfalarını meşgul eden bir haber. O dönemlerde çok önem verilmiş. Bu futbolculardan Nahtvay çok ünlü bir futbolcu oluyor. Bayern Münih'te oynuyor. Öbürünle bakınca Jürgen Pahl de kaleci. Ve Pahl'in özelliği Çaykur Rizespor'da. Yani Rizespor'da oynuyor. Bir çay içmişliği var. Evet, vakti zamanında buraya geliyor. Bir de böyle demişken de şu herhalde diyelim. O kaçanlar arasında Galatasaray taraftarının sevgilisi bir dönem için Falko Götz'ünle olduğunun altını çizelim. Ve Falko Götz'ün Belgrad'dan kaçtığını, Belgrad'da kaçtığı maçta da takımının mağlup olduğunu, o golü de Prekazi'nin attığının altını çizelim. Galatasaray'a bağlayalım tesadüfleri. İşte futbolda tesadüfleri sever diyelim ve devam edelim. Almanya'da haftanın en ilginç olaylarından bir tanesi
herhalde teknik direktör. Biz teknik direktörün başına, Freiburg teknik direktörü Streich'in gelen. Kimsenin başına gelmeyen bir durum. Evet, maçın son anlarında Streich kenarda dururken Eintracht Frankfurtlu David Abraham ona omuz atıyor. Evet. Ve inanılmaz bir görüntü. Sonra sağa karışıyor. Kırmızı kart görüyor. Bu arada Eintracht Frankfurt'un kaptanı, 33 yaşında bir futbolcudan bahsediyor. Peki neden olduğu konusunda bir bilgi var mı? Şu anlık bir bilgi yok. Yani tabii ben de gördüm şeyi, omuz meselesini. Böyle geliyor resmen omuzunu atıyor gidiyor. Çok ilginç. Ama Streich'in maçtan sonra bir Alman muhabirin bunu acaba oyuncunun Arjantin kanına mı bağlıyorsunuz sorusuna hiç bununla alakası yok. Almanlar da böyle saçma şeyler yapabilir, tepki gösterebilirler. Bunu sakın buralara bağlamayın diye cevap çok vermese. Güzel. Hiçbir şekilde ırkçılığa pabuç bırakmıyor olmasının altını çizelim. Çok özel bir karakter. Onu başka zamanlarda belki anarız. Kendisinin özellikle ırkçılık konusunda çok sert argümanları var. Almanya'da yükselen aşırı sağ tepkisini hep gösterebiliyor. Futbol bağlamında kadınlara eşit ücret diyebiliyor. Yani hakikaten hayata bir öteki taraftan bakıyor. Bir de ama Freiburg gibi bir takımı. Şanssızlık az ona böyle bir teknik direktörün böyle bir muameleye tabi olması. Zaten Frankfurt'u çok seven bir dostumun da şeyiyle yani bu Streich'a yapılmaz diyelim. Evet. Ve Streich'in çok özel bir karakter olduğunun da altını çizelim. Yani enteresan diyelim işte futbolcular bazen tuhaf hareketlere gerçekten de imza atabiliyorlar. Gerçekten merak ediyorum. Futbolcunun hangi ruh haliyle böyle bir şey yaptı? Buradan da isterseniz futbolcunun tuhaf ruh hali demişken bir ırkçılık olayına gidelim. Ukrayna'ya gidelim. Ukrayna'nın işte olağan şüphelileri Dinamo Kiev ile Shakhtar Donetsk'in maçına gidelim. Çok enteresan bir şey oldu. Şu anda görüntülerde de var. Shakhtar Donetsk'li Tyson rakip tribünlerden gelen ırkçı tezahürata sinirlenip, şimdi buradan göstermeyeyim, kanalımız kapatılır. Uygunsuz bir hareket yapıyor. Uygunsuz hareket yapıp bir de topu tepiyor o tribünlere doğru ve ortalık karışıyor. Hakem de geliyor, kırmızı kartı gösteriyor. Bence çok acayip, yani çok acayip derken kurallar bunu söylüyor tabii. Tabii, kuralı uygun. Ama diğer taraftan da onun bir insan olduğunu unutmamak lazım. Ve yani yanağını mı çevirmesi lazımdı, arkasını mı dönmesi lazımdı? Geçen hafta Balotelli'nin de o topu tribünlere vurmasını konuştuk. Ama bu ırkçılık olayı işte bitmiyor. Biz de her hafta değişik bir ülkeden bir örnek buluyoruz. Maalesef yıl olmuş 2019, hala bunları konuşuyoruz. Evet, çok yazık. İsterseniz buradan da yavaş yavaş Enke'ye gelelim. Enke'nin 10. ölüm yıl dönümüydü. Malum bu ülkeden de geçti. Bir maç oynadı. Enke ilan edildi. Çok başarısız bulundu. Balili üstünden aşırtma, İstanbulsporlu Balili aşırtma gol atmıştı. Çok güzel bir gol atmıştı. O gün İstanbulspor Fenerbahçe'yi sürklase etmişti. Olan Enke'ye olmuştu. Biz ondan sonra Enke'yi işte Hannover'e gitti. Hannover'den burada oynuyor. Milli takımda falan diye baktığımız bir oyuncuydu. Sonra milli takıma yükseldi. Löw'ün en güvendiği oyunculardan biri oldu. Lehmann'la forma yarışına girdi. Bu kadarını biliyorduk. Derken bir 10 Kasım sabahı 2019 yılında bir acı haber geldi ve intihar etmişti. Evet. Çok acı bir hikaye. Aslında bakıldığı zaman Barcelona'ya önce transfer olan, Portekiz'den Barcelona'ya geçen, Barcelona'da büyük umutlarla gittiği Barcelona'da hiç başarılı olamayan, bir kupa maçında gösterdiği performans nedeniyle De Boer tarafından çok ağır eleştirilen. Ondan sonra De Boer, sonra Galatasaray'a gelen De Boer. Sonra Rijkaard tarafından takımdan gönderilen. Ki Rijkaard, Galatasaray'a gelen Rijkaard. Ki gönderilmeden evvel... Bugün de Galatasaray vermiş. Galatasaray'a bugün değdik. Ne oluyor bilmiyorum. Bugün değdik. Ve şakayla karışık... Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a karşı oynamışlığı da var. Fakat aslında sonra hikayesine baktığımız zaman çok ağır bir depresyonla uğraştığını,
Hiçbir zaman açıklanamıyor. Çünkü spor endüstrisi, profesyonel spor bunu pek kabul edebilir mi? Bir oyuncunun depresyonda olması pek tahmin edebileceğiniz bir zor. Ücretini düşürür. Bambaşka şeyler olur. Sözleşmesini feshedebilir, şu olabilir, tabii, bu olabilir. Ve o yüzden saklanıyor. Bayağı terapi görüyor. Biraz bir düzeltiyor gibi. Herkes mutlu. Çünkü Hannover'de bir kendini buluyor. Hmm. Sonra bir yerlere transfer olması herkes gerekir diyor. Hannover'de bu kadar fazla işte şey yapıyorsun, gol yiyorsun. Ama Alman milli takımına alınıyor. Hep şey diyorlar, Hannover bu kadar gol yiyor da o olmasa iki katı gol yiyecek. Buna rağmen oraya bağlı. Çünkü oraya evi gibi hissediyor. Hayatı boyunca mücadelesi. Ama hikayesi de şu. Hayatı boyunca beraber oldu. Teresa'yla bir çocukları oluyor. Lara adında bir kız çocuğu. Ama kız çocuğunun kalbinde problem var. Ve maalesef işte bir ameliyat. 2 yaşındayken kızını kaybediyor. Ondan sonra 6 gün sonra sahaya çıkıyor. Ama içi kan ağlayarak çıkıyor. Hayvan haklarını savunuyor. Yani hayata tutunmaya çalışıyor ama bir türlü tutunamıyor. Sonra bir kızı da evlat ediniyorlar. Çünkü karısı onu hayata bağlamak istiyor. Görüyor ama olmuyor. Ve hep aynı şeyi söylüyor. Yani İstanbul'da, Barcelona'da çok zor günler geçirdik. Sevgiyle bazı şeyleri yaparız dedik ama olmadı diyor. Ve maalesef kızının mezarının 200 metre uzağında intiharı seçiyor. Çok da acı bir olay. 10. yılıydı. Bir analım istedik. Buradan biraz tadımız kaçtı. Hayatın evet, gerçekleri. Kemal Sunal'a gelelim. Evet. Bir yüzümüz gülsün evet, ya. Evet, evet. Yani kendisi ölüm yıldönümünde bile yüzümüzü güldüren birisi. Doğum gününde. Aslında doğum günü 10 Kasım olarak biliniyor. Yani fakat 10 Kasım Atatürk'ün ölüm günü olduğu için hani ben o gün doğum günümü kutlayamam diye 11 Kasım olarak lanse ediliyor ama son bilgiler gerçekten de 11 Kasım diyenler de var. Ama oğlu öyle demiş. Öyle demiş. Yani 10 Kasım ama 11 Kasım'da kutlamak için böyle söylendi, ilan edildi diyenler de var. Kendisini anıyoruz buradan. Sinema bağlamında 3 büyüğünde renklerini giymiş olduğunu. Gol Kralı evet, filmini. Çok özel. Futbolu da çok sevdiğinin altını çizelim. Evet bugün bugün Beşiktaşların yaptığı bir şey vardı. Çok da güzel bir şey yapmışlar. Zaten o işlerde Beşiktaş hep biliyorsunuz taraftarları yaratıcılık konusunda açık ara öndeler. Kimse bir şey söyleyemez buna. Bir şey söylemeyelim. Söyleme. Yavaş yavaş programın sonuna gelirken bir de renkli bir balinamız vardı. Artık son dakikamızın madem içinde. Bir de Mümtaz Soysal'ı bugün maalesef kaybettik. Siz Mümtaz Soysal'ı evet, tanıştık. Bayağı bir şeyim oldu benim. O da Beşiktaşlıydı. Evet o da Beşiktaşlıydı. İşte birlikte Gazeteciler Cemiyeti'nde bir yılın sporcularında şeydik, jüriydik. Yani birçok yerde karşılaştık. Çok saygıdeğer bir rahmetli insandı. Rahmetli çok özel bir insandı. Evet rahmetli analım kendisini. Beşiktaşlı olduğunun da altını çizelim. Evet. Formalı da güzel bir evet, fotoğrafı da vardır. Son olarak da küçük bir balina ile biraz eğlenerek bir görüntü. Biraz buruk ya yani enke biraz burdu. Evet. İster istemez hikayesiyle. İşte bir balina görüyorsunuz. Rugby'ye çok yer verdik programımızda. Ama ırkçılık üzerinden anlattık. Tarih üzerinden anlattık. Gördüğünüz gibi topu atıyorlar. Balina gidiyor gidiyor. Topu alıyor, alacak ve ondan sonra yavaş yavaş gemiye getirecek. Gemiye getirecek. Bayağı top oynamayı seven bayağı hayvan. Bayağı seviyor. Yani şeyler, köpekler gibi. Aslında tabii balinalar ve şeyler çok akıllı hayvanlar. Çok zeki hayvanlar. Yunuslar. Bunlar memeli şey değil, balık değiller ve memeli şeyine sahipler, zekasına sahipler. Ben çok severim balinaları da şeyleri de. Özel olarak onları izlemek için Yeni Zelanda'ya gitmiştik. Bir balinayı işte belli bir saatte çıkıyor, kendini gösteriyor. Onu izledik, batışını, çıkışını. İşte yunuslarla yüzebiliyorsunuz ama doğal ortamında. Zaten Yeni Zelanda hayvanları insanlardan önde tutan bir ülke. Deniz hayvanları çok öncelikli. Balina da gerçekten şey, evet, böyle son derece sevimli. Bu rugby oynayan. Rugby oynayan. Yani aslında bunların türleri var tabii bazıları tabii, daha. Bu balinayla da bugünlük veda edelim. Sevimli balinayla. İsterseniz yavaş yavaş çünkü edelim. Rejiden bayağı uyarı gelmeye başladı. Uyarı gelmeye başladı peki. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.